çoğunlukla özellikle ele kitle geliyorsa veya mamografi veya ultrasonografide kolaylıkla tespit edilebilecek pozisyondaysa iğne biyopsisini tercih ediyoruz. Ben kendi günlük uygulamamdan bahsetmek isterim. Böyle bir durumda biz aynı katta, aynı yerde buna karar verirsek eğer kişiye durumu anlatıyoruz. İğne biyopsisi olacağını anlatıyoruz. Aynı kan alınır gibi bir işlem olduğunu anlatıyoruz. Kolay bir işlem olduğunu söylüyoruz. Rahat bir sedyeye yatıyor kişi. Uygun bir pozisyon verildikten sonra ultrasonografi desteğiyle genellikle bu iğne biyopsisi deride küçük bir kesi yaparak, ki daha önce mutlaka uyuşturuluyor burası, lokal anesteziyle, bölgesel anesteziyle uyuşturulup iğne biyopsisi yapılıyor. Tabii mikrop kapmaması için öncesinde o bölge deri temizliği yapılıyor. Deri temizliğinden kastettiğimiz iyotlu bir içerikte, ki genellikle betadin veya batikon solüsyonu kullanırız. Bu öncesinden deriye sürülüyor. Kişilere uyarmak lazım. Bu tabii ki oda sıcaklığına göre biraz daha soğuk olduğu için hafif bir üşüme gelebilir. Bu konuda da endişe etmemek de gerekir. İşlem kabaca 1 ila 2 dakika arasında sürer. Çünkü iğne biyopsisinde 3 ila 4 parça almak önerilir genellikle. Bu işlemden sonra da iğne yerinden çıkartılır ve o bölgeye bir pansuman yapılarak kişi eve gönderilir. Benim hastalara önerim özellikle hangi biyopsi yapılarsa yapılsın, bazen o unutuluyor söylenmesi, sütyen takmaları. Çünkü sütyen takılması hem meme ağrısını azaltır hem olası bir kanamayı azaltır. Çünkü memeyi sabit tutar. Aynı işte alçıyla dolaşması gibidir kişinin. Bu nedenle sütyen mutlaka takılmasını öneririz. Hatta açık biyopsi yapılması için hastalar ameliyathaneye gelecekleri zaman da sütyenlerini getirmelerini isterim. Ben çıkar çıkmaz da sütyen takılması bu konuda rahatlatıcıdır. Yüreğimde bak yüreğimde.